Koştur koştur yeni kart çıkartmaya gidiyor. Ya çipli kimlik diye duymuş. Ben de dedim ki, evet omzuna robot gibi çip takılacak dedim. Çok heyecanlandı. Koşa koşa gitti. Hayda. Ay her şeye özeniyor ayol. Her şeye. Hadsiz. Yazık be kadına. Geldi geldi. Ne oldu ya? Başıma ne geldiğine inanamayacaksınız. Omuzuna çip mi takmadılar? Ay ben olsam beynine çip takardım. Acık akıl fikir gelsin diye. Şakama bozulmadın değil mi şekerim? Şaka mı? Cengiz, bu nasıl şaka ya? Bir insan bir insana evleniyoruz deyip 2 sene nikahsız oturur mu ya? O ne demek ya? Cengiz, biz nüfus kayıtlarında evli görünmüyoruz. Daha doğrusu ben bekarım. Sen Sahici isimli bir kadınla evlisin. O kim? Ha, o senin repliğin değil mi Gizem abla? Ya ne diyorsun Gizem? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Nasıl evli değilmişiz? Ya nikahı kayda geçirirken bir hata olmuş herhalde dediler. Ne bileyim ben Cengiz. Benim kızlık soyadımı isim olarak mı yazmışlar? Öyle bir şey yapmışlar. Biz senle resmen evli görünmüyoruz. Şşt tamam hadi. Neyse tamam şey yaparız sonra konuşuruz. Şey yapma. Şimdi Ozan gayrimeşru çocuk olduğunu zannedip komplekse girecek. Tamam konuşmam bunları hadi canım. Ne sıfatla siz bana dokunuyorsunuz? Siz benim neyim oluyorsunuz ki? Hiçbir şeyim. Allah'ım bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum. Bana da kabustaymışım gibi geliyor. 2 yıldır bir adamla nikahsız dost hayatı yaşıyorum ve haberim yok. Üstelik de yalancı bir adamla. Omuza çip mi de takılmıyormuş Cengiz. O da yalanmış. Güzel flörtleşen 2 insandık. Nazar değdi bize. Alternatif plan diyorsun Yıldız. Şimdi Talip de Talip mi oldu? Belki sen kapınca sevgili teyzem. Öyle oldu. Ama Talip haklı. Çocuğa yalan söylemişsin. Yok be. Hep o nursuz anası yüzünden. Doldurdu çocuğu. Annesi kimdi onun? Bizim mahalleden. Sen hatırlamazsın. Belki bir kere falan görmüşsündür. Ha. Şimdi nasıl mutludur cadı? Nanay, ağrıdı başım. Nanay, çok içmişim. Nanay, çok içmişim. Nanay, na baba. Nanay, ağrıdı başım. Nanay, sızladı dişim. Nanay, çok içmişim. Nanay, nanay canım. Nanay. Maşallah keyfin yerinde anacığım. Aman yok oğlum, her yerim ağrıyor ya. Of. Hastayım, ayağımı sürüyorum. Sabah bir avuç içi yoğurt yiyorum, doyuyorum vallahi. Anne ne yoğurdu ya? Açık büfe kahvaltı var önünde, bir tek yoğurt yok. Yoğurdu kahvaltıdan sonra yiyorum, probiyotik. Çok faydalı, tıp insanı olduğum için biliyorum oğlum bunları. Maşallah sana, bilmediğin de yok. Ha. Sataşıyor mu o sana hala, musallat oluyor mu oğlum? Kim? Malum kişi. 3 harflilerden. 3 harfler mi? Hı hı. Oğlum o iş... Kız. Ke, ıze. Ya Yıldız'ı diyor. Okuyan adam. Kadın ruhunu çözmüştür çünkü. Ya Cem benim bacımdır ya. Cem var ya benim var ya anam gibidir. Yani anamın benim üstümde ne kadar hakkı varsa Cem'in de o kadar hakkı vardır. Yani Cem benim süt annemdir hani anladın mı öyle. Hadi bir kafeye mi gitsek? Kül ve ateş. Nargile kafe mi diyorsun? Gel olsun romanı Gündüz. Oy o romanı. Ya o roman var ya. Nasıl o? O nasıl? Nasıl o roman? Nasıl bir roman o? Sence ben kitaptaki Elinor karakteri gibi miyim yoksa Marian karakteri gibi miyim? Çok kritik bir soru. Vereceğin cevaba göre beni tanıyıp tanımadığını anlayacağım çünkü. Tatillerinde falan nereye gidiyordunuz? Biz efendim ya memlekette yaylaya çıkıyoruz. Bütçe yoksa balkona çıkıyoruz. Şimdi bahçemiz var. Bahçeye çıkarız herhalde. Yani hiç yurt dışına falan gitmiyorsunuz öyle mi? Aslında bir çıksan iyi olur be Yaşar. Yani şöyle bir Londra'ya falan gitsen mesela. Ne bileyim vitrinlere baksan. Şöyle bir defile görsen. Ha? Öyle mi diyorsunuz? Londra seyahati ha? Yani moda sektöründesin canım benim. Yani bilmiyorum iyi olur gibi geliyor bana ya. Ama sende İngilizce var mıydı? Var. Yes var. Gerçekten mi? Yes var. Zaten bir genel müdürün o kadarcık İngilizcesi olmazsa kusura bakmayın da
Artık o da eşeklik yani. Gayet İngilizcem var efendim. Derdimi anlatacak kadar. Derdiniz İngilizce bilmemek mi? Orta derecede İngilizcem var sevgili Tony. Bilgine thank you very much. Mesela Tony'de İngilizce yok, Fransızca var. İngilizce bilmemek sevgili Tony'nin derdiymiş. Artık bu derdini Fransızca anlatırsın yurt dışı seyahatinde. Anlayan çıkarsa artık. Dashwood ailesi. Lan dört satırlık cümle mi olur Cem bacı? Ne yaptın? Bak kedi bile dayanamadı sana be. Oo, satmaz mı kitap ha? Sussex'te ikamet ediyor. Bu Sussex ne tarafı düşüyor acaba? Ne maşallah kaç karat. Anlamadı. Ha şey diyorum. Hani 10 üzerinden kaçlık bir ağrı mesela. En ağrı 10 olsa. Şimdi şuralar şöyle 7. Buradan 8,5'dan 9. Maşallah sübhanallah. Nasıl maşallah? Ay. Maşallahım var yapma benim. Genç sen güzelsin ya onu diyorum. Nazardandır bu güzelliğe. Kendimi yaktım ya. İngilizce kim ben kim? Öyle deme Yaşa. Yani hiç mi İngilizcen yok? Robert Kolej'de öğrendiğim kadarıyla var işte Safiye. Allah'ım yarabbim bu da bilmiyor gibi konuşuyor ya. Bendeki İngilizce 3 kelime. Yes, no, thank you very much. Bitti. Baban ne iş görüyor gülüm? Tekstil fabrikası var. Fabrikatör he. Allah bin bereket versin. Ay hanımefendi ama. Boynumda ne var onu söyleyin. He tazem şöyle. Şimdi kas üstüne binmiş, damar orada sıkıştırmış, damar da ne yapmış? Gitmiş sinire basınç yapıyor, sinirini ondan çıkarıyor. Sinir de ne yapacak? Gidiyor, hıncını kafadan alıyor, baş ağrısı yapıyor yavrum sana. Hay Allah. He, ben sana şimdi güzel öksü otuyla civan perçemini kaynatacağım. Onu böyle bir beze sıvayacağım. Sen onu evde ütüyle ısıtıp ağrıyan yere çalacaksın. Oldu mu yavrum? Yarın yine geleceğim bana. 300 kağıt veri yeter. 300. İyi ucuzmuş da. Civan perçemi diye bir şey mi varmış demek ki? Sırf perçemi değil. Sen esas civanı göreceksin, civanı. Ah, hep kısmet bu işler. Öyle gergin bir şey sorarsa İngilizce kısmet bakalım dersin. Neşeli bir şey sorarsa sıkıntı yok falan dersin. Ne bileyim böyle ciddi bir şey sorarsa da bunu bir düşünelim dersin. O tarz. O zaman şimdi yani her duruma uyan, mırıngırın, lafların İngilizcesini öğren, duruma göre de patlat diyorsunuz. Zaten yesin, no'yun, thank you very much'ın cepten. Bunları da öğren tamam. Shakespeare olacak değilsin ya. Tabii. Or not to be. Tabii tabii. Adam gibi bir tek taş takılacak. Ne tek taşı Gizem ya? Ayol bu daha şimdiden böyle. Evlendikten sonra zırnık koklatmaz. Yok anam yok, yok güzel kızım sen bununla yapamazsın. Ben evlenirken bir tek taş takmayı, bir beyaz gelinlik giymeyi hak etmiyor muyum Cengiz Bey? Hayatım giydin ya 2 yıl önce ya. O sahte gelinlikmiş. Devlet tanımıyor öyle bir gelinliği Cengiz. O devlet için sadece beyaz uzun bir elbise. Ama Cengiz bunun masrafı bitmez. Bu seni batırır. Ay sen yol yakınken gez dolaş bununla. Hevesini al sonra da bırak. Bir dakika anne ya bir saniye. Bir dakika ya. Nasıl sahte gelinlikmiş ben onu anlamadım ya. Ben 15.000 dolar saydıydım o gelinliğe. Aman! Ayol fidan gibi kızdan bir gelinliği esirgiyor ya. Yaşlı başlı adam! Aman! Kızım sen 50 sallasan 50'se baban yaşındaki adama mı kaldın sen? Anne ne yapıyorsun sen ya? Neyin peşindesin ben anlayamıyorum ya. 2 sene önce yapmam gerekeni yapıyorum Cengiz. Berk senin kız kardeşin var mıydı? Yok. Öyle mi? Ama manevi bir kız kardeşim var. Nasıl? Doğuda bir kasabada yaşıyor. Ailesi yoksul biraz. İşte ben onu okutuyorum. Ara sıra İstanbul'a geliyor. Bizim evde ağırlıyoruz falan. Ne bileyim müzelere falan götürüyoruz. Hatta bugün alışverişteydik ya beraber. Çok tatlı ya. Kıyamam. Süper ya. Çok erdemli bir davranış. Bu sene üniversiteye girecek inşallah. Ya Melike kızı görmen lazım. Çok zeki ya. Yani onun gözündeki mutluluğu görmek her şeye bedel. Benim de manevi kardeşim var. Gerçekten. Alara işte. Ben de ona bakıyorum. Bir baltaya sap olsun diye uğraşıyorum. Alışveriş yapıyorum filan. Evde bakıyoruz biz de işte ona. Ya Alara senin manevi değil, biyolojik kardeşin. Aa, ona
inanmak istemiyor işte. Şüpheleri varmış. Ne zor bulduk lafları ya. Hayır, İngilizce'de kısmet yok. Hayırlısı yok. Ne yazıyorsa o yok. Hayır, İngiliz hiçbir şeyi kadere bırakmıyor demek. Olsun Yaşar, boş ver. Şimdi bulduk işte. Başlayalım. Söyle bakalım. Bunu konuşuruz nasıl deniyor? We will talk about this. Bravo baba. Çevir. Olayı akışına bırakalım. Let's go with the flow. Helal olsun. Onu öğrenmedik ki Safiye. Yok Yaşar, onu ben sana dedim ya. Şimdi aşkım şeyi söyle hemen. Vallahi size bağlı. Vallahi it's up to you. Süpersin baba. Her neyse nasıl deniyor? Ne? Her neyse nasıl deniyor? Whatever. Aferin. Neden olmasın? Hopefully. Hopefully. O inşallah ama Yaşar. Biraz dikkatini topla. 6-7 tane laf ya. Zıhıysa sen ezberle Safiye. Tamam tamam. Çevir Safiye. Ha baba. Bak şimdi en zoru geliyor. Taşa yazılmış bir şey değil. Ben bunu hiç anlamadım ki Yıldız. Yani illa öyle demiyorum. Kanun değil. Allah'ın emri mi canım? İstersek değiştiririz demekmiş. İngiliz'in vakti değerli tabii. Bu kadar uzun lafı ne kadar kısa söylüyor. Buldum. Buldum. It is not written in stone. Bravo. Bravo Yaşar. Doğru mu dedim? Vallahi süper baba. Baba, bir de bunlar naber yerine WhatsApp diyorlar. Kızım, telefondaki şey o. Ya hayır baba, naber demek o işte. Baba bak, bir kelime daha. Zaten sen biliyormuşsun bunu. Ya anne, babamın kelime dağarcığına bakar mısın ya? Üzerinde güneş batmayan koskoca imparatorluğu 6-7 kelimeyle çözdüm. Bu saatte genç kızın dışarıda ne işi var? Evet evet haklısın ya, saçma sapan konulardan yorulduk vallahi ya. Hadi gidelim yatalım artık ya. Aa, sen nereye Cengiz? Hayırdır? Yukarısı benim dairem. Genç bekar kız evine adam oluyor, dedirtmem ben, kusura bakma. Yok artık, ciddi misin sen ya? Aa yo, laf olur söz olur Cengiz. Çıktığım çocuk bende mi kalacak? Asla böyle bir şey yapmam. Her zaman gizem sahici kuralları vardır. Bunu bütün piyasa bilir. Lütfen. Evlenene kadar sen misafir odasında yatacaksın. Tamam mı? Evlenmeden olmaz. Kusura bakma. Beni de sakın yukarı falan takip etmeye kalkma. Çünkü muhitime geldik. Neden? Yukarısı benim muhitim. Cengiz. Bak, illa evlenmek istiyorsan ne kızlar var be oğlum. Ben sana bir bakayım mı? Ha? Yüzü suyu hürmetine. Ay, bu çocuğum annem babamla nikahsız oturuyor demesin. Sosyal ortamlarda izik kalmasın. Anasına laf gelmesin diye oğlum için bir mahkemede kuru kuru gelin alıyorum. Allah'ım adostlar, ne geldi benim başıma işte. Ana yüreği, hep ana yüreği. Hep ana yüreği, ana yüreği bu. Böyle bir şey, özetle. Ah canım, ah canım, ah canım. Çok fedakarsın Gizem abla. Annelik işte böyle bir şey. Harika. Ah canım bak nasıl anlıyor her şeyi. Ay işte ne yapacağım oğlum, ne yapacağım? Bağrıma taş basacağım, gideceğim. Keşke tek taş olsaydı da bağrıma tek taş bassaydım. Tek taş olmadığı için normal taş basıyorum. Ne yapayım? Gizemciğim tek taşın elinde ya. Taş mı be? Taş mı be? Bu taş mı be? Bu taş mı be? Taş kırıntısı mı be? Taş kırığı mı be? Aynı kalp kırığım gibi. Kızım, bak vallahi senin içine sinmiyor. Olmadı sen gitme. Yok yok, ben hem ağlarım hem giderim. Gelinlik müessesesi de bunu gerektirir. Yemezler bebeğim. Heyecan yapma, önce bildiğin yerleri yap. Bir şey bilmiyorum ki Safiye.
7 tane laf biliyorum zaten. Yaşar şımarma, bence hazırsın, heyecan yapma. Allah sana zihin açıklığı versin. Bir babam heyecanlanma bak, heyecanlanmazsan yapar. Allah sana yolunu olmazsın, dünyanın sonu mu? Hadi canım ben boşaz, boşaz. Hadi babam boşaz, hadi yaşarım. Yaparsın sen. Çok güzel yaşayacak. Hadi yürü işte. Hadi babam sana güveniyor. Güveniyoruz, gururumuzsun. Canım kocacığım. Kızlar sabah 3'e kadar çalıştırdım. Boğaziçi işletmeye girmezsen suratına tükürürüm. Christine, ne kadar güzel seni burada görmek. Welcome. Ofisimize hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun bu arada. Long time. Çok uzun zaman oldu seni görmeyeli. Yeni genel müdürümüz Yaşar. Yaşar, Christine. Tanıştığıma çok memnun oldum Yaşar Bey. What's up? İyiyim, çok sağ olun. Thank you. Oturalım Yaşar. Buyurun. Bence muhteşem bir koleksiyon hazırlayacağız. Ondan hiç kuşkumuz yok. Hopefully. Hopefully. Yes, yes. Biz ayakları yere basan, basit, çok satan giysiler hayal ediyoruz Christine. Öyle değil mi Yaşar? Let's go with the flow. Exactly. Oh, you and I. Sen ve ben çok eğleneceğiz bence. We will do our best. Bir sorum var beyler. Do we really koleksiyonun adı basic. Basic olmak zorunda mı? Vallahi doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum. It's not written in stone. We'll talk about this. Great. Güzel. Yaşar, senin İngilizcen bayağı iyiymiş ha. Helal olsun. Hanımefendi. Ay sırtım diyorum, saat diyorum. Ben kime diyorum ama? Kendi kendime burada. Ben şimdi çörek otuyla keçi boynuzunu böyle ezeceğim, melhem yapacağım. İki bezin arasına süreceğim. Sen onu evde ütüyle ısıtıp ısıtıp ağrıyan yere çalacaksın. O geçirir yavrum benim. Ay sağ olun. 300 değil mi yine? Yok yavrum benim, yok. Çikolatanı alıp gelmişsin. Gerçi hiç iştahım yok. İçim almıyor ama 300 alamam senden. Sen artık bizim evimizin kızısın. Sen yabancımız değilsin. 295 ver yeter. Oğlum senin bayağı iyi İngilizcen var ya. Az ve öz konuşuyorsun yani. Kadın çok etkilendi senden. Dedi ki ya ne kadar zeki bir genel müdürünüz, ne kadar cool bir genel müdürünüz var dedi ya. Cool mu dedi? Cool dediyse iyi. Cool nerede? Ben orada. It's not written in stone'lar falanlar filanlar. Nerede öğrendin sen bu İngilizceyi? Lisede. Düz lisede. Ama İngiliz turistlerinin bayağı pratik yaptım yani. Nerede okudun oğlum liseyi? Bodrum'da, Marmaris'te falan mı? Merzifon. Allah Allah. Merzifon bu kadar turistik bir yer mi ya? Nesi meşhur bu Merzifon? Eşya inan keşke. Hı? Eşeği ve keşke. Valla İngilizler de bunlara merakla diyorsun yani. Why not? Why not? Doğru, neden olmasın ya? Adamlarda mutfak da yok gerçekten yani. Sonuçta adamlar tabii ki kalkarlar Londra'dan, gelirler Merzifon'a keşkek yerler yani. İngiliz mutfağı da malum. Full English breakfast, fish and chips. Başka da bir şey yok zaten. What the fuck? Whatever. Ya yine böyle nokta atışı yaptın gerçekten yani. Whatever. Hakim Bey, sizin için de uygunsa şahitlerin dinlenmesini istiyorum. Ozan Özpamuk ve Zahide Özpamuk. Evet, anlatın bakalım. Merhabalar Hakim Bey. Babam Cengiz Özpamuk ve Gizem abla. Gizem sadece Özpamuk yani. 2 yıldır resmen evliler efendim. Nikah memuru huzurunda nikah da kıyıldı. Ben gördüm. 2 yıldır da beraber yaşıyorlar. Peki, ikinci şahidi dinleyelim. Zahide Özpamuk. Efendim, ben bir şey görmedim. Anne, Zahide Hanım. Cengiz Bey ve Gizem Hanım 2 yıldır evliler değil mi? Hakim Bey onu soruyor. Vallahi bilmiyorum çocuğum. Yani ben nikah falan hatırlamıyorum. Malum efendim, yaşlıyım ben. Babaanne, yok artık ya. Lan, ne yapayım yani? Allah Allah. Hatırlamıyorum nikahlı
yıldığını. Zorla mı? Evliler ama değil mi? Şimdi artık evliler mi? Yoksa dost hayatı mı yaşıyorlar? Orasına ben karışmam efendim. Evliymiş gibi yaşıyorlar. Ama huzurunuzda yalan söylemek de istemem. Bu resmi bir evlilik mi bilmiyorum efendim. Şimdi ne diyorsun sen ya? Düğünü hatırlamıyor musun? Hakim Bey onu soruyor. Şekerim, bir parti yaptığınızda nikahı hatırlamıyorum. Biz New York'ta bir kısa film çekmiştik işte. Ben yazdım, arkadaş yönetti falan. Göçmen sorunlarını anlatan böyle kendimizce bir hikaye. O New York Bağımsız Kısa Film Festivali'nde ödül almış. Yok artık be. Ne? Yok be. Yok ama oh, çok sevindim. Büyük gurur kardeşim. Muhteşem ya, çok iyi. Vallahi biz de çok mutlu olduk. Kim vermiş ödülü? Jüri. Var mı o jüride tanıdıklar falan? Kardeşim, olay New York'ta geçiyor. Ay tamam anladık, ne filmmiş be. Üf, izleyeceğiz tamam. Anlata anlata bitiremedi, ne filmmiş be. Film komedi galiba, bak Melike at gibi gülüyor, hayırdır? Hocacığım, ne güzel toplantıyı idare etmişsin işte. Ya bir gecede İngilizceyi öğrendim benim kocam. Deha bu, deha. Ya çok gerginim Safiye. Kısa iş toplantısına benzemez bu akşam yemeği. Ne bileyim, oturulacak, muhabbet edilecek, uzun uzun konuşulacak. Hayır, ben İngilizce konuşuyorum. Ama anlamıyorum. Normalde tam tersini derler. Anlıyorum ama konuşamıyorum derler. İşte benimki öyle değil. Ama yapacak bir şey yok. Her neyse artık gündüz toplantıda yaptığım gibi cool, gizemli ve az konuşan bir adam olarak idare edeceğim. Gizemli mi? He, o kadın öyle demiş. Gizemli değilim aslında da İngilizce gizemli benim için. Çünkü hiçbir şey anlamıyorum. Ya yallah ya. Cengiz Bey iyi mi konuşuyor sence? Cengiz Bey konuşmuyor. Sanırsın İngilizlere sizden daha iyi İngilizce konuşuyorum diye hava atıyor. Ya sen hiç merak etme, yanımızda Gizem var. Gizem'de de hiçbir gizem olmadığı için mecburen bu akşam sofrada konuşulan her şey Türkçe ortaya dökülecek. Aa, güzel, doğru. O da İngilizce anlamıyor. Ya Yaşar, o bazen Türkçe söylesen de anlamıyor. Ama iyi kadın. Allah var yukarıda, çok seviyor. Keşke Cengiz Bey o kadınla evlensin. Nasıl rezalet bir olaydır öyle ya. Aman acele etmesinler canım. Gençler birbirlerini tanısınlar için. ne yiyelim? Ne tavsiye edersiniz? Balık nasıl? Why not? It's up to you. Balık müthiş. Ben balığı kesinlikle tavsiye ederim. Bak yine parasını da görüyor musun? Daha yemek yemedik. Yemeğin sonunda fiş alalım diyor, masraf yazarız diyor. Fişi unutmayın. Ne anlatıyorsun kadına? Kadın misafir. Fişten kadına ne Cengiz? Ayıp. Yabancı misafir. Sonra konuşursun sen onun şeyle, şefle. Gizem, bu Timur'a ne oldu da böyle aniden senin bütün fotoğraflarını likelamaya başladı? Vallahi bilmiyorum Cengiz. Bizim çevreden bir kere bir sürü tanıdık. Bu ara beni follow ediyor, like'lıyor. Hatta DM'den yürüyor falan. Bilmiyorum, herhalde benim bekar olduğum bizim çevrede duyulmuş. Ki çok normal. Sonuçta küçük bir çevre. Biliyordum. Biliyordum vallahi. Bunlar köpek balıkları. Vallahi köpek balıkları bunlar. Ya Cengiz, acaba kadıncağızı rahat mı bıraksan belki daha hayırlı bir kısmet bulur. Anneciğim sen sus. Anneciğim sen sus. Sen bana nasıl bir kötülük yaptın daha farkında değilsin. Aman canım, Allah aşkına bırak sen de. Zaten akşama Yıldırım nikahı ayarlamışsın işte. Gene evleneceksin bununla, aynı hesap. Ne? Akşama nikah mı var? Anne sürpriz olacaktı ya. Ne sürprizi? Cengiz bu bayağı emrivaki. Ne demek ya cart diye nikah istemeden etmeden beni? Ne istemesi Gizem? Ne istemesi ya? Senin annen baban Balıkesir'de. Yok olmaz, oranın yeri sapa da. Ne bileyim, buralarda yakındaki bir tanıdıktan, bir yakınımdan, bir ahbaptan birinden isteyebilirdin. Mesela Safiye'den isteyebilirsin. Yok al ya Safiye'den. Yok artık, bu delilik ya. Vallahi iş çığırından çıktı. Senin annenin mahkemede. Ben hiç düğün nikah ya, öyle bir şey görmedim. Bu kadını da gazetelerden hatırlıyorum demesi delilik değil. Ben öyle bir zarafet, bir şaka, bir tatlılık olarak beni Safiye'den iste deyince o delilik. Öyle mi Cengiz? Aa, ben sana bir şey söyleyeyim. Büyük fikir ayrılıkları var. Büyük dev fikir ayrılıkları var aramızda, bu yürümez. Vallahi yürümez. Ben bunu bir daha düşüneyim. Ne olmuş benim minni fotoğrafım? Kaç like olmuş? Bir bak bakayım, söyle bakayım bana oradan bir. Kaç like olmuş benim fotoğraf?
Safiye kaçta bekliyor bizi? Sen ilk evliliğini niye yürütemedin delikanlı? Şiddetli geçimsizlik. Ha geçimsizsin yani. Bir de çocuk varmış. Kim bakacak o çocuğa? He? Kusura bakma da benim kızım Taylandlı dede değil burada yalnız. Çocuk büyük efendim, 28 yaşında. Ben bakarım oğluma. Ben bakarım oğluma. Ben bakarım oğluma. Zaten yavruyu çok sevdiğim için de teklifi kabul ettim. Bir dakika dur yavrum ama burada büyükler konuşuyor, bir sus. Vallahi benimki çocuksuz, çöpsüz üzüm. Kıymetini bilirsin inşallah. Nerede oturacaksınız mesela delikanlı? Yanındaki bizim evde. Ananla. Yok. Ben kızımı asla kaynanayla oturtmam. Mümkün değil. Asla vermem. Ev ev üstüne olmaz. Ananı başka bir evine yolla. Yok mu başka bir evin oğlum? Var, burası var. Göndereyim mi annemi buraya? Gizem kadın tatlı kadın. İyi kadın, şeker kadın. Vallahi yaşlı başlı yazık günah be. Hadi ya ben ofise gideceğim. Allah'ın emri işine girelim mi? Ya ama bir dakika dur. Daha tuzlu kahve içeceksin. Aa Safiye Hanım benim gastritim var. Ben içemem böyle şeyleri ya. Ha bir de çürüksün yani. E madem çürüksün niye geç kararlıyorsun ha? Hadi git kendine göre emekli memekli birini bul. Hadi yürü git. Hadi başka kapıya haydi. Safiye'ciğim. Safiye biraz bağırtıyor musun acaba? Biraz ölçüsü kaçtı gibi geldi bu. Acık o kadar kınırtmasam mı? Çünkü vazgeçecek adam ben evde kalacağım. Veya Yaşar Bey işsiz kalacak. Öyle bir gerginlik, öyle bir titreşim hissediyorum. Ya Allah Allah ben telli duvaklı yeğen olmayı hak etmiyor muyum Cengiz? Bir gelinliğe bana çok mu gülüyorsun ya? Her genç kızın hayalidir bu böyle gelinlikli, güzel telli duvaklı evlenmek. Yıldız, niye ağlıyorsun yavrum? Ay sen Gizem ablana mı duygulandın? Ya hadi, hadi, hadi lütfen. Hadi. Hayırdır Cengiz? Mahkemede pek keyifliydin evleneceğim diye. Bugün bir ekşi suratlısın. Hayırdır? Bir daha mı düşündün acaba? Hani sen o mahkemede bana ne yaptığının farkında bile değilsin ama... Neyse, neyse şimdi konuşmayalım. Hadi Gizem, hadi aç yüzünü de başlayalım ya, hadi. Aa yo. Yüz görümlüğü almadan asla yüzümü açmam. Yüz görümlüğü mü? Yüz görümlüğü nereden çıktı şimdi ya? Şimdi çıkmadı Cengiz. Yüzyıllardır olan bir gelenek. Ben çıkarmadım bunu yani. Mücevher almadan... Yüz görümlüğü almadan yüzümü açamam, kusura bakma. Aslında gelin onun yüzünü görürsek iyi olur fotoğrafla karşılaştırmak için. Hayır, zaten daha önce bir yanlışlık olmuş o bakımdan. Evet, bak görüyor musun? İşte bak yine yanlışlık olabilir. Yani Gizem aç şu yüzünü ya, hadi bak. Ya ne yapayım şu anda ya? Ya nikah bırakayım da mücevher mi alayım sana, ne istiyorsun? Hayır hayatım, hiç gerek yok. Aa, şurada gördüm şırıldayan, fırıldayan şeyler, su damlaları mı? Yoksa orada pırlantalı çok güzel bir broş mu var? Hayır. Anne ver şu broşu. Öldür Allah vermem. Anne vallahi sabrımın son sınırındayım. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Ver şu broşu. Hadi al al. Al senin olsun. Al onu da al. Ay ne saygı kaldı ne töre. Sen Marien kadar duygusal, Eleanor kadar zeki bir kadınsın. Aynı zamanda... Sağduyulu ve tutkulusun. Yani hem kül hem ateşsin. Gündüz inanmıyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Ve bizim ilişkimiz var ya. Şimdi bak şöyle. Marien'le Albay kadar sağlam. Eleanor'la Edward kadar uzun. Ve aynı zamanda o çakal Willoughby ve Marien'in ilk zamanlarındaki kadar heyecanlı. İnanmıyorum Gündüz. İşte istediğim cevaplar bunlar. Sen nasıl böyle harika bir analiz yaptın? Ayrıca o Edward'la Eleanor'un tekrar birleşme sahnesinde... Ay ya dün ben ağla 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 perişan oldum. Aşkım 2 yıl önceydi. Ben o zaman seni tanımıyordum bile yani. Şimdi ben tanıtacağım kendimi sana Cengiz. Bu evlilikte sen beni çok iyi tanıyacaksın. Hiç merak etme. Hadi bakalım ya. Güzel şöyle bir nikah kıyalım bu sefer sağlam sağlam. Sözleşme de yok böyle organik tarafından güzel bir nikah. Ha? Ha Safiye? Vallahi Gizemciğim büyüklerin de dediği gibi her şeyde bir hayır vardır. Veya İngilizlerin dediği gibi let's go with the flow. Yani akışına bırakalım. Vallahi akalım, kofalım, coşalım diyorum ben. Oh ne güzel vallahi. Bu arada Zahideciğim, canım benim. Her şeyi sana borçluyum, her şeyi. Broşu da istediğin zaman alıp fotoğraf çektirebilirsin. Lütfen çekinme. Asla çekinmeni istemiyorum. Hadi bakalım Cengiz Bey. Evlilik sözleşmesi ha. Çek sandalyemi küçük. Oturt beni. İşte oturt bakayım beni.